Başlangıç kısmını cemaate son gelen Müslümanlar duymamış, işitmemiş oluyor ve vaazı yarım dinlemiş oluyor, eksik dinlemiş oluyor. Tam randıman alamıyoruz ama gece öyle olmayacak, bütün cemaat yerini almış olacak yatsı namazında. Cemaat hazır vaziyette kürsüye çıkmış olacağız ve arzu ettiğimiz konuları son derece güzel bir şekilde arz ve takdim etmeye çalışacağız. Rabbimiz şimdiden muvaffak eylesin inşallah. Bugün burada da bu mana etrafında ve geçen dersimizle de bağlantısı olmak sebebiyle bir ayet-i ilahiyenin üzerinde açıklamalarda bulunayım ve zamanımızı, vaktimizi de ezan-ı Muhammed'i okunana kadar böyle değerlendirmiş olalım. Muhterem müminler, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri insanlara, insan olan yeryüzünün mahlukatının en şerefli, en kıymetli varlıklarına acaba yine en muazzam, en mükemmel, en değerli nimeti, ikramı ve ihsanı ne olabilir diye sorulsa, Allah-u Teala bir kuluna, bir insana vermiş olduğu nimetlerin, çok nimet vermiş. Saymakla bitirmek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim bunu zaten beyan ediyor. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini, verdiği nimetleri saymaya, aritmetik olarak, matematik olarak, riyazi olarak, hesap olarak saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Saymak mümkün değil. Allah-u Teala'nın insanlara verdiği nimetleri teker teker saymaya kalkışsanız diyor Kur'an, saymaya muvaffak olamazsınız. Yani bilgisayarlarınız da buna muvaffak olamaz. Aklınız, mantığınız, beyniniz de Allah-u Teala'nın yarattığı, ikram ettiği nimetleri saymak gücünü gösteremez. Ayet pek sarı. Bu kadar nimet vermiş. Bunların içerisinde insanlara verdiği nimetlerin en büyüğü, en muazzamı nedir diye sorulsa, cemaat-i müsliminin, Müslüman insanların, Müslüman cemaatin tereddütsüz cevap vermesi lazım ki imandır, imandır, imandır. İman. Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin başında iman. İman bir emanettir insana. Verildiği gibi alınabilir de iman. Allah bir insana iman verdiği gibi o imanı da alabilir mi, alamaz mı? Alır. Emanettir. O halde bir Müslümanın dünya hayatında en büyük gayesi ve gayreti Allah'ın kendisine ikram ettiği en muazzam nimet olarak verdiği imanını koruması lazım. İmanı koruması için de İslam'ın emrettiği bütün hükümleri ve hususları yerine getirmesi lazım. Bakın bunlar gayet birbirine bağlı meseleler. Birbirine bağlı meseleler. Birbiriyle alakalı meseleler. Varlığımız buna bağlı, şahsiyetimiz buna bağlı, haysiyetimiz buna bağlı. Yeryüzünde izzetimiz, şerefimiz, şöhretimiz buna bağlı. Hakikaten tarih önümüzdedir. İslam'a sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ve Kur'an'ı hayatımıza hakim kıldığımız asırlarda ve devirlerde yeryüzünün en şerefli, en kudretli milletimizdik. Tarih bunu resmen izah ediyor, ispat ediyor. Mesela bir tanesini arz edeyim. Tarihlere geçmeyeyim. Hristiyan tarihlerinde de var, İslam tarihinde de var. Yani Doğu ve Batı milletlerinin kabul etmek zorunda olduğu tarihi hadiseler var. Onlardan birisini kısaca biliyorsunuz ama hatırlatayım tekrar. Vaktiyle bundan 500 sene evvel, 500 sene evvel diyelim, yine Avrupa var. Avrupa'da yine Almanlar var. Avrupa'da yine Fransızlar var. Coğrafyası devam ediyor. O zaman 500 sene önce Fransızlarla Almanlar savaşıyor. Savaş yapıyorlar. Savaşta Almanlar Fransızları yeniyor. Öyle bir yenilgi ki
savaşın sonunda askerleriyle beraber Fransız kralı François esir düşüyor. Esir. Olur ya. Ve Alman imparatoru 5. Charles bu Fransız kralını da diğer esirlerle beraber alıyor, Almanya'ya götürüp zindana atıyor, hapse atıyor. Görülmüş şey değil. Yani basit esirler gibi bir kralın da zindana atılması haysiyet kırıcı. Bu davranış karşısında Fransız kralının annesi perişan oluyor. Benim bu oğlumu diyor Fransız kralının annesi, benim bu oğlumu, kral olan oğlumu Alman imparatorunun zindanından yeryüzünde acaba kim kurtarabilir? Bakıyor, İstanbul'da bulunan yeryüzündeki bütün Müslümanların halifesi durumunda, himayecisi durumunda 3 kıtaya hakim. Asya, Avrupa ve Afrika kıtasına tamamen hakim olan bir devlet başkanı var. Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman o asırda 46 yıl devletin başında kalmış. Bir fiil. Onu görüyor. Başka kimi görsün? Derhal o devrin en tanınmış diplomatlarından, diplomat, hani siyasi temaslarda çok başarılı olan bir diplomat olan Frangipani, Fransız asıllı ve 7-8 lisan bilen çok önemli bir adam, Frangipani'yi bir heyet halinde İstanbul'a gönderiyor Fransız kralının annesi. Ve bir mektup yazıyor. Zat-ı şahanenizce de bilindiği gibi Almanlarla yaptığımız savaşta yenildik. Kral olan oğlum Alman imparatorun hapishanesinde zindanındadır. İmdad et ey muhteşem Süleyman, oğlumu zindandan kurtar diye bir mektup yazıyor. Bu mektup bütün kitaplarda var, bütün tarihi eserlerde var. Heyet İstanbul'a geliyor. Haber veriyorlar. Diyorlar ki efendimiz, sultanımız, Fransız kralının annesi Frangipani başkanlığında bir heyet göndermiş bulunuyor. Sizden huzurlarına kabul edilmelerini istiyorlar şeklinde haber veriyorlar. Kanuni diyor ki anladım diyor. Hay hay tamam. Ancak bu gelen diyor heyeti, bu Fransızları misafirhanede 3 gün ağırlayın diyor. 3 gün otursunlar, yatsınlar, yesinler, otursunlar, ikram edin, hizmet edin, ağırlayın. 3 gün dolduktan sonra, yani 72 saat dolduktan sonra huzuruma getirin diyor. Baş üstüne diyorlar. Bunlar var bütün kitaplarda. Evet, 3 gün misafir ediliyor, ağırlanıyor, ikram ediliyor vesaire. 3 gün dolduktan sonra huzura çıkartıyorlar. Fransız heyetini çıkarıyorlar. Durum zaten bellidir. Derhal Alman imparatoruna bir name-i Hümayun. Hümayun demek biliyorsunuz sultan, padişah mektubu, Hümayun. Name de mektup. Bir padişah mektubu yazıyor. Diyor ki devletler hukukunda hükümdarlar arasında devam ede gelen bir geleneğe, bir teamüle aykırı bir davranışta bulunmuşsunuz, bir kralı basit insanlar gibi zindana mahkum etmişsiniz. Bu diyor ayıptır, yakışıksızdır, bu dünya üzerinde çirkin bir tablodur. Derhal diyor Fransa kralı François'yı zindandan çıkarıp memleketine göndermenizi diliyorum. Aksi takdirde başka yollara başvurmakla karşı karşıya bırakın diyor. Bu mahiyette Osmanlıca bir mektup. Daha mektup, elçi tarafından Almanya'ya gönderilmeden kral serbest bırakılıyor. Ve evine, ailesine ve Fransa'ya geri dönüyor. Diyorlar ki sultanımız, bunlar İstanbul'a geldiği zaman hemen huzurunuza kabul edilmelerini istediler, siz de kabul etmediniz. 3 gün misafir edildiler, ağırlandılar. Osmanlıların hazırladıkları mutfaktan yemek yediler, meşrubatı, mekulatı kullandılar. Neden 3 gün bunları biz böyle boşuna masraf ettik gibi, niye beklettik, niye ağırladık, hemen gelir gelmez neden huzura kabul etmediniz de 3 gün sonra
kabul ettiniz diye sorduklarında diyor ki siz bilmiyor musunuz? Bu insanlar